Nunchaku'nun kökenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte büyük bir ihtimalle Çin'de icat edildiği düşünülmektedir. Şu anda dövüş sporlarında kullanılan efsanevi bir silahtır. Bizlere Nunchaku sevgisini aşılayan insan tabii ki de Bruce Lee'dir. Bu videomuzda Nunchaku hakkında bilinmeyen 10 gerçeği sizler için listeledik. İyi seyirler. Videomuzun sonunda videomuza like atıp kanalımıza abone olan kişilerin isimlerini listeledik. Ona da bir göz atmayı unutmayın. On numara. Nunchaku ne kadar yasal? Nunchaku taşımak Kanada, Almanya, Norveç, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde yasal değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde yasal olmakla birlikte Kaliforniya ve Massachusetts gibi eyaletlerde yasal değildir. 9 numara. Nunchaku nasıl ünlü oldu? Çin'den Okinawa'ya geçtiği düşünülmektedir. Ejder Kalesi filminde Bruce Lee tarafından kullanılmasıyla popüler olmuştur. Mınçıka ninja dövüşlerinde kullanıldı ama asla şöhrete ulaşamadı. Diğer ninja silahları geçmişte daha meşhurdu. Sonra dövüş sanatlarında sadece mınçıkaların tarihi değil, aynı zamanda dövüş sanatları tarihinde değiştiren bir kişi tanıtıldı. Mınçıka ve dövüş sanatları mümkün olan en yüksek itibarı aldı. Arkasındaki adam Bruce Lee'di. Bu sanatın yıldızı olarak kabul edilir. Bu sanatta mükemmellikten başka bir şey değildi. Herkes tarafından bilinmesi için mınçıkayı yaptı. Mınçıkalar artık tüm ninja silahlarının en iyisi olarak kabul ediliyor ve bu sadece Bruce Lee'den kaynaklanıyor. Bu sanatta o kadar yetenekliydi ki önünde kimse duramazdı. Hareketleri hızlı ve o kadar iyiydi ki hala onu yenebilecek kimse yok denebilir. 8 numara. Nunchaku nerede kullanılıyordu? Nunchaku, Japonya'nın Okinawa adasının geleneksel savunma sanatı olan Okinawa Kubujutsu'nda kullanılan bir silahtır. 7 numara. Nunchaku'nun farklı dillerdeki adları. Çince'de Shongun Jiejun, Linga Jiejun, Er Jiejun olarak Türkiye'de halk arasında mınçıka, mınçuka ve sallama gibi kullanımlarda tanınan ancak İngilizce ve diğer batı dillerinde Nunchaku, Nunchuk veya Chucks şeklinde değişik isimlerde bilinen kabuda silahlarından biri olan savaş sanatları aletidir. Zincir veya ip olan iki kısa sopadan oluşur. Diğer kabuto silahları arasında Tonfa, Bo, Sai, Ekyu, Tekko, Timbe, Rochin, Sujin ve Kama da yer alır. Sensetsugun, Nunchaku'ya çok benzemekle birlikte iki sopa yerine üç sopalıdır. 6 numara. Nunchaku'nun çeşitleri. Nunchaku'nun birçok farklı modeli vardır. Örneğin yeni başlayanlar için plastik sopa ve ipten yapılmaktadır. Tahta ve demir gibi farklı çeşitleri de bulunmaktadır. 5 numara. Nunchaku'nun üretiliş amacı neydi? Pirinci çapağından ayırmakta kullanıldığı şeklinde yaygın bir inanış bulunmaktadır. Pirinç çapağı nedir diye soracak olursanız, pirincin üstündeki kabuktur. Bu kabuğu nunçakayla döverek pirinçten kabuğu ayırmak için kullanıldığı düşünülmektedir. 4 numara. Efsane. Nunchaku öylesine efsanevi bir silahtı ki, dünya masa tenisi olimpiyat şampiyonunu Bruce Lee adında bilinen efsanevi bir dövüşçü, Nunchaku ile yenilmez masa tenisi şampiyonunu yenmiştir. 3 numara. En sağlam nunchaku hangi malzemelerden yapılır? En sağlam nunchaku'nun sopalarında balsa ağacı ve çelik uçları kullanılır. Balsa sertlik, bükülürlük ve sıkıştırılabilirlik olarak 3 kategoride yapılan ölçümlere göre dünyanın en sağlam ağacı balsadır. Meşe ve çamdan bile daha sağlamdır. Balsa en yumuşak ağaç olmasına rağmen botanik anlamda yumuşak ağaç sınıfında değildir. Sert ağaç sınıfına girer. 2 numara. Nunchaku'nun en etkili hareketi. 8 şekil hareketi. Mınçakaların en yaygın hareketi 8 şeklindeki harekettir. Mınçakalardan biri elde kısaca tutulurken diğeri serbest bırakılır. Kişi ne kadar geniş durursa bu hareketi yapması o kadar kolay olacaktır. Sayısal 8 havada vücudun önde veya yanlardan yapılır. Sonsuzluk sembolüne veya 8 rakamına benzetilecek şekilde hareket ettirilir. Bu nedenle adını 8 figürü hareketi olarak almıştır. Bu teknik üzerinde sıkı bir kontrole sahip olanlar onu vücuda daha yakın dengeleyebilirler. Yoksa kendi kendine vurmamak için mümkün olduğu kadar uzak tutmak daha iyidir. Bu hareket konusunda kendinizden emin olduğunuzda iki elinizde daha fazla alıştırma yapabilirsiniz. Bu hareket aslında hareket ettirenin etrafında bir kalkan oluşturur. Dolayısıyla iyi bir kendini savunma tekniğidir. 1 numara. En iyi nunchaku ölçüleri. 23-32 mm çapında ve 32 cm uzunluğundaki iki ahşap çubuk ile iki çubuğun içinde bilyalı rulmanların sabitlenmesini sağlayan metal kapakçıklar,
bu parçaları birbirine bağlayan 3 mm kalınlığında 9 bakladan zincirlerin montesi ile en iyi bir nunchaku ortaya çıkar. Öncelikle nunchaku'nun boyu ipin bağlı olduğu yerden tuttuğumuzda dirseğimize gelmelidir. Eğer dirseğinizi geçiyorsa uzun, eğer dirseğinize ulaşmıyorsa nunchaku'nun boyu kısa demektir. Zincir ya da ipin boyu için ölçü avuç içi genişliğinizden büyük olmamalıdır. Bileğinizin üzerinde konduğunda çubuklar birbirine paralel durabilmelidir. Sert ağaçtan yapılmış olan nunchakular iyidir. Yuvarlak ya da altıgen olması önemli değildir. Çalışmaya başlamadan önce mutlaka çatlak veya çapaklara dikkat etmek gerekir. Nunchakular en çok üst kısımlarından kırılır. Sırada ise kanalımıza en son abone olan ve yorum atıp like butonuna basan isimleri gösterme vakti. Adam Bende, Tahsin Can Göktaş, Pylox, Öğkan Bıyık, Hüsamettin İnan, Hira Irmak, Emre Karabey'in. Evet sevgili dostlar, sizlerin de isminizin çıkmasını istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olup ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoların devamlı için destekleriniz bizler için önemlidir. Öyleyse videonun sonunda çıkan yeni videolarımızı gözden geçirip üstüne tıklayıp onlara geçiş yapabilirsiniz.